Şebnem Demir'le Biz Bize programından herkese keyifli ve musmutlu bir hafta sonu diliyorum efendim. Bugün sizler için yine dop dolu bir program hazırladık. Birbirinden kıymetli konuklarımla yaşama dair her şeyi konuşacağız. Sizleri daha fazla bekletmek istemiyorum. İlk konuğum iş insanı Korkmaz Şit ile kısa bir tanıtımın ardından İyilik Bulaşıcıdır hareketinin faaliyetlerini konuşacağız. Şebnem Demir'le Biz Bize başlıyor. Efendim, iş insanı Korkmaz Şit. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, sizler? Teşekkür ederim. Bizler de iyiyiz. İyi ki geldiniz stüdyomuza. Sağ olun. Bugün iyilik konuşacağız sizinle. Geldiniz, gerçekten iyilikle enerjimizi de değiştirdiniz zaten. Sizden kaynaklandı. Ne diyoruz efendim? Havalar nasıl olursa olsun bizim havamız iyi olsun diyoruz. Çünkü aynen, dışarıda gerçekten kendini aralık zanneden bir Mayıs'a giriş yapıyoruz. Hava soğuk ama stüdyomuzun enerjisi gayet sıcak. Konumuz ve konuğumuz da bugün çok önemli. Şimdi iyilik bulaşıcıdır hareketi var ve depremde gerçekten yüzyılın afeti olan ve hepimizin yaraları sarmak için elimizden geleni yaptığımız, hala acısı içimizde olan çok kötü günler yaşadık. Hala da yaralarımız devam ediyor. Ama bu depremde sizler çok ön plana çıktınız. İyilik bulaşıcıdır hareketiyle birçok yaralı kalbe dokundunuz, birçok yüreğe dokundunuz. Bu hareket neler yapıyor? Depremle ilgili çalışmamız bizim 6 Şubat deprem gününün başladığı dakika itibariyle İstanbul'dan bir start verdik. Hatta şöyle söyleyeyim, Malatya'ya ikinci tırı falan gönderen biziz, öyle söyleyeyim size. Depremde çok yoğun bir yardım olunca arada insanların bazıları ulaşamadı. Biz orada ulaşamayan, yardımlara ulaşamayan insanlarla itibata geçip oralara, o adreslere tırları yönlendirdik. Yaklaşık 18 tane tır yolladık. Bunun 3 tanesi sadece, bir ara duymuşsunuzdur, çok büyük bir su sıkıntısı yaşandı. Evet evet, çok ciddi bir konuda sıkıntı yaşandı. Ama su biraz belirgindi, fazlaca su yolladık. Suları gönderdiğimiz yerlerin çoğuna yardımlar daha gitmemişti. Orada irtibat kurduğumuz bizim gibi çalışan arkadaşlarımız var. Depremzede gönüllü olarak bize katılanlar oldu 3. 4. gününden sonra. Dolayısıyla elimizden geldiğince çocuk ve yaşlı ağırlıklı, işte bacağı kırılan, ayağı kırılan insanlar üzerindeki ihtiyaçları odaklı, su odaklı, hijyen odaklı yaklaşık 18-19 tane aracımızı yolladık. Hala da geçen hafta, bayram öncesi haftasına varıncaya kadar 300-350 tane çocuğumuzu bayramlık için giyindirmeye gittik. Hala da ilgimiz, yardım devam ediyor. Ben buradan sizin aracınıza şunu rica ediyorum. Bence biz hala orada deprem ilk gün olmuş gibi oraya ilgi ve duyarlı olmamız lazım. Şu anda ihtiyaç var orada. İlgimizi, alakamızı ve duyarlılığımızı eksik etmememiz gerekiyor. Çünkü gerçekten yüzyılın afetiydi. Aynen. Hiçbir ülkenin neredeyse yaşamadığı bir afetti. Türk halkı gerçekten birbirine kenetlenerek ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdi. Ama tabii biz zaten duyarlı bir toplumuz. Bu 30 günlük, 40 günlük, 50 günlük bir şey değil. Sonuna kadar o bölgedeki depremzede vatandaşlarımızın, depremzede de zarar görenlerin, çocukların, yaşlıların yanlarında olmamız gerekiyor. Tekrar altını çizelim. Ama sanki ilgi azalmış gibi. Öyle onu da söyleyeyim. Evet, çünkü sürekli gidiyorum ben bölgeye. Yani başından beri gidiyorum. İşte online bağlanıyoruz, görüşüyoruz. Evet. Ama sanki ilgi azalmış. Benim buradan iyiliği seven insanlara ricam, unutmayalım depremzedeki ailelerimizi. Şu olabilir mi acaba Korkmaz Bey, ilginin biraz azalmasında? Ben ilginin azalacağına çok inanmıyorum ekran başındaki izleyiciler. Çünkü biz gerçekten birbirine kenetlenen bir toplumuz, ama bir dönem çok hani o ilk hareketin olduğu günlerde yardımlar biraz yerine ulaşmadı. Oraya buraya hani sokaklara döküldü. Artık yetkililer göndermeyin, gerek yok. Hani fazlasıyla her şey var dedikleri için mi acaba insanlar bir tık daha geride durmak istediler, biraz daha kaldı yaratmayalım diye? Bu dediğiniz görüntüleri ben de orada gördüm. Ama bu genel ağırlıklı ikinci el eşyalar için geçerliydi. İkinci el eşyaları çok kabul et. Yani kabul etmediler derken, zaten orada kimsenin kabul edip etmeme lüksü de yoktu. İlk bir hafta 10 gün için bu geçerliydi, ama şimdi onlara da ihtiyaç var. Hani ben şunu söylemeyeyim, gitmiyor, yapılmıyor anlamında değil asla. Sadece şöyle söyleyeyim, 100 tır gidiyorken şu anda düştü 5-10 tıra. Tekrar onu arttırmak için biz elimizden geleni yapalım diye öneriyorum. Kesinlikle. Biz iyilik bulaşıcı olarak hali ilk günkü üzüntüyle, destekle yanlarındayız, ama yetiyor muyuz, yetmiyor muyuz, onu ileriki süreçte bakacağız.
Doğru söylüyorsunuz. Elimizden gelen yardımı esirgemememiz gerekiyor. Çünkü veren el alan elden üstündür efendim. Şimdi insanlar yardım ederken ben tabii bunu kendim de araştırdım ve gördüm. Bir gerçekten Haluk Bey'in, Haluk Levent'in derneği Ahbap. Bir de iyilik bulaşıcıdır'ı tercih ediyor. Bu tercihin sebebi nedir? Birinci tercihimiz, biz bütün yardımlarımızı şeffaf yapıyoruz. Hı hı. Hepsi ispatlı, hepsi görüntülü, belgeli, bilgili ve direkt adrese kendimiz gidiyoruz. Yani bir telefon ihbarıyla, bir başkasının yönlendirmesiyle ilgili değil. Olay şöyle, örnek vermek gerekirse İstanbul, Türkiye'nin her yerinde de bunlar devam ediyor bazı illerde. Hı hı. İstanbul'da 39 ilçe varsa biz o ilçelerin hepsini geziyoruz. Ben zaten bu harekatın kurucusu ve başındaki gibi düşünmüyorum hep. Biz bir ekibiz, geneliz. Bütün arkadaşlarımız, hemen hemen her semtte arkadaşlarımız var. Görüp, tespit edip gidip öyle yardım ediyoruz. Sizin bize yolladığınız bir yardımı biz keyfi keder veya bilmeden görmeden gidip onu harcama, kullanma gibi bir lüksümüz yok. İyilik bulaşıcıya güvenmelerin sebebi şeffaflık ve doğallık adı altında çok düzgün yapıldığına inanıyor ki her geçen gün bir artışımız var. Böyle de olması için elimizden geleni yapıyoruz. Kaygı ve güven korkusu var insanlarda. Doğru yere gidiyor mu? Doğru yere gitti mi? Var tabii, inanın hepimizde var. Yani şunlara şahit oldum ben. Birçok kişi de oldu zaten. 8 yaşımda yeğenim var. İnanın kumbarasını bile paylaşmak istedi. Evet. Hani bizimle ağladı, bizimle üzüldü, bizimle yas tuttu. Eminim ki birçok ailede bunlar yaşandı. Şimdi bu kadar güzel duygular, bu kadar doğru ellerde olursa eğer gerçekten amaç ve yardım da yerine ulaşıyor. Evet. Ama bu kadar hani kalpten gelen bu destek. Destekler zaman zaman biliyorsunuz işte kötü niyetli kişiler de çıkabiliyor. O yüzden tabii ki yardımların doğru ele ulaşması ve doğru kişilere ulaşması gerçekten çok önemli diye düşünüyorum. Peki şimdi tabii hepimiz gördük bunları. Çeşitli sahnelerde yaşandı. İnsanlar ikinci el kıyafetlerini gönderdiler. Yani neredeyse astrolist kostümleri gönderdiler. Tabiri caizse herkes için söylemiyorum ama... Yani gelinliklerini gönderen oldu. Hani insanlar orada can derdiyle uğraşırken evinde yani evine neredeyse sığmayan kıyafetleri göndermeleri çok da hoş değildi aslında. Hiç hoş değildi. Şimdi iyilik yaparken önceliğimiz nedir efendim? Neye dikkat etmeliyiz? İyilik yaparken iyilik yaptığınız yerin önce bir araştırılmasını öneririm. Bir de yapan kişilerin geçmişine bakılmasını öneririm. Bir kere zaten insanların artık 6. hissi o kadar bu depremden sonra da güçlendi ki kimin doğru, kimin dürüst, kimin düzgün olduğunu az çok anlıyorlar. Hı hı. Biz mesela aslında genel olarak kimseden herhangi bir talebimiz olmuyor. Veyahut da iyilik yapın diye kimseyi taciz etmiyoruz. Ama iyilik yaparken yapılan iyiliğin kime, nasıl ve ne kadarı paylaşılıyor? O detaylara bakmaları durumunda doğru yere yapıp yapmadıklarını hem öğrenmiş olacaklar, hem görmüş olacaklar, hem de işleri rahat olmuş olacak. Biz mümkün mertebe siz evinizde otururken bile bize gönderdiğiniz yardımı o anda size hissettirdiğimiz, yaşattığımız işte gerek videoyla gerek paylaşımlarla sizin içinizi rahat ettirdiğimizi düşünüyoruz. Zaten amacımız da bu. Bu da böyle olduğu için de hem siz mutlu oluyorsunuz, hem biz vesile olduğumuz için mutluyuz. Hem iyiliği yaşayan insan mutlu. Bu şekilde devam edilmesi, bu şekilde bakılıp kontrol edip yapılması... Herkes için daha iyi olur diye düşünüyorum. Peki hemen altını çizmek istiyorum. Siz dernek misiniz efendim? İyilik bulaşıcıdır hareketi bir dernek mi? Değil. Şöyle bu bizi herkes dernek zannediyor. Hı hı. Biz bir arkadaş topluyuz. Şöyle iyiliği seven diyelim. Hani şey ne kullanmak olmasın ama iyiliğe gönül verenler. Biz dernek ve vakıf olmamak için çok çaba sarf ediyoruz. Ara ara sıkıntı da yaşıyoruz. Neden? Peki neden? Söyleyeyim. Burada dernek ve vakıflarla ilgili aslında kötü bir düşüncemden dolayı değil ama... Dernek ve vakıf oldum, insanlar böyle biraz ön yargılı bakıyor. Hani bir kariyer beklentisi mi var? Bir ekonomi beklentisi mi var? İleride bir siyasi bir partiye girip acaba onun altyapısını mı yapıyor? Acaba bu dernek böyle camın önünde bir adam var ama arkasında acaba kimler var? Demin ki sizin sorduğun soruların altında da bu var. İşte bu insanların yardım yapmasını birazcık maalesef şey yapıyor. Engelliyor. Biz de olmamak için hani bizim amacımız... Normalde sağ elini alıp sol elini görmemesi lazımdı ama fakat talep, ilgi ve bu şeffaflık o kadar çok önemli olduğu için mecbur her şeyimizi paylaşıp dernek olmadan da bu işler iyi yapılıp, düzgün yapılıp doğru yerlere teslim edildiğini gösteriyoruz. Ama ne kadar direneceğiz dernek olmamaya bilmiyorum. Peki,
şeyin programın başında da konuştuk. İyiliklerimize, yardımlarımıza devam etmemiz gerekiyor. Çünkü siz zaten bölgedeydiniz ve ihtiyaç olduğunu söylediniz. Kişiler size nereden ulaşsınlar? Sosyal medya hesabımız var bizim. Hani paylaşalım efendim sosyal medya korkmaz hesabımızı. Korkmaz Şit olarak. Korkmaz Şit olarak Instagram hesabımızda bizim inanın üretim yani aldığımız elbisenin üretiminden tutun Hatay'a giden çocuğun ismine yaşına kadar oraya götürüp belgeli, bilgili, dekontlu, ailenin teşekkür dönüşüne varıncaya kadar hepsini orada paylaşıyoruz. Zaten orayı gören, yani biz bir ahbap gibi görmüyoruz kendimizi. Onlar çok daha büyük tabii, işler tabii, yapıyor. Evet. Ama biz de şöyle söyleyeyim, birebir dokunan bir şeyiz, iyilik bulaşıcıyız. Peki düzenli olarak böyle iyiliği devam ettirdiğiniz, hiç kesmediğiniz, hani rutininizde olan aileler var mı bölgede? Var. Şöyle 2012 yılından beri biz yapıyoruz aslında bunu. Pandemi ve deprem sonrası bu birazcık böyle halka açıldık öyle diyelim. 2012'de zaten bunu gizli bir şekilde yapıyorduk. Ama bizim İstanbul genelinde 350 tane yakın ailemiz var. Yaşlı olan var. Akülü arabasını aldığımız var, hasta yatağını aldığımız var, tedavisini takip ettiğimiz var, protez bacak aldığımız var, sonrasında iş bulup evine ekmek götürmesi için aracı olduğumuz ailelerimiz var. Bazıları doğum yapıp çocuk sahibi oldu, bazıları işte artık vefat edenler oldu. Allah onlara da rahmet eylesin bu arada. Düzenli olarak faturasını, kirasını, gıdasını ve çocuğunu okuttuğumuz ailelerimiz var. Peki süremiz çok azaldı. Bu, harikasınız Korkmaz Bey ama en son şunu da sormak istiyorum. Deprem bölgesinde siz çünkü sürekli gözlemlediğiniz için ne ihtiyacımız var? Neler gönderilmesi gerekiyor? Dinleyelim mi sizden tabii kısaca? Tabii söyleyeyim gıda orada biraz şu anda fazla. Gıda hijyen, fazla. Evet, hijyen ve giyim. Yaz olduğu için terlik. Şort, tişört özellikle çocuklara ve inanılmaz şapka ihtiyacı var. Çok sıcak. Yaz geldi. Ve biz doğru. bir şapka götürdük. İnanın talepten çok daha fazlasına götürdük ama yetiştiremedik. Bir de hijyen çok insanların orada çadırlarda yaşadığı için gıdalarını falan korunması için de mini buzdolaplarına ve çamaşır makinesine ihtiyaç var. Evet. Ben izniniz olursa bir de bir yere daha dokunmak istiyorum. SMA hastası çocuklarımız var. Bizim de destek olduğumuz çocuklarımız var. SMA hastası çocuklarla ilgili de insanların birazcık daha yardım etmelerini hepsine rica edeceğim. Hepsine şifalar dileriz efendim. Allah yardımcıları olsun hem ailelerin hem evlatlarımızın. Vermiş olduğunuz kıymetli bilgiler için size çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bugün tabii süremiz doldu ama gönlüm ister ki önümüzdeki programlarda tek tek daha detaylı ve daha uzun konuşabilirim sizlerle. Sağ olun. Sizlerle. Ben de bu fırsatı bize verdiğiniz için, bu güler yüzlükle bizi karşıladığınız için, iyiliğe daha çok vesile olduğunuz için size teşekkür ederim. Ayaklarınıza İyi sağlık. ki varsınız. Çok çok teşekkür ederiz efendim. Sizler de iyi ki varsınız.